Gezelim görelim dedik ve reisin teknesine geldik. Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Merhaba, ben Kenan Turan. Donanmadan emekliyim, kaptan olarak. Burada yazlığım var, buraya yerleştim. Yani ben bir denizlerde gezen bir insan olarak Sapanca yönüne reisin teknesinde bulunduk. İsmail kardeşimiz ısrar etti. Biz de reisin teknesini çalıştırmaya devam edeceğiz. Evet. İnşallah sağ olursak. Peki şu an neredeyiz konum olarak, onu bir anlatalım. Şu an Sapanca Kırkpınar sahil yolu reisin teknesi, restoran. Bu hep balık tarzında yemek şey yapıyor, yiyecekler. Biz belirli bir saatlerde, saatimiz yok ama yarım saat, bir saat, işte isteğe bağlı 2 saat tur atabiliyor. İsterse burada yemek yiyebiliyor. Ondan sonra veya orada yemek yedikten sonra, karşı tarafta yemek yedikten sonra çaylarımız ikram, suyumuz ikram. Böyle bir saat, yarım saat isteğe göre tur atıyoruz. Teknemizde ne gibi hizmetlerimiz var acaba? Teknede elektrikli bir tekne. Zaten gölde yabancı şey olarak katkı maddesi olmasın diye dizel, benzinli motorlar yasak. Elektrikli hibrit motorumuz var. Teknemizde ikramlarımız var. Çay, su. Yemek yedikten sonra biraz tabii ucuz tarifeli pazarlık yaptıktan sonra biraz daha uygun olabiliyor. Şey içinde olduktan sonra, tur içinde olduktan sonra. Bir saat tur attıktan sonra rahatlıkla doyabiliyorlar yani. İkramlarımız bu. Müzik kendi isteklerine göre Bluetooth'umuz var. Bluetooth'la beraber çalışıyor. Evet, çevre dostu bir tekneye sahibiz. İçinde eğlence de var, yeme de var, içme de var, gezme de var. Peki teknemizin bu özellikleri ne? Daha neler var acaba? Teknemiz Filika'dan düzenlemiş. Batmayan, özelliği batmayan bir Güvenlik tekne. açısından. Güvenlik açısından batmayan bir tekne. Yani suyun altına gidecek bir tekne değil. Çünkü fiber, bunlar gemilerde kullanılan can kurtarma teknesi diye geçiyor. Bunları biz modifiye ederek güzel bir nostalji şekilde, içi konforlu arkadaşlar göstermiştir. Onun şekilde hijyenik ortamda sessiz, kendi iki kişi arasında konuşabilecek rahat bir ortam verdik arkadaşlarımıza, yani yolcularımıza. Makinemiz sessiz, kimseyi rahatsız etmiyor. Müzik istedikleri zaman biz müziklerini açıyoruz, onları da dinliyorlar. İsterseniz kafanızı dinleyin, isterseniz gelin bol bol eğlenin. Evet. Çevre dostu, kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak güvenlik konusunda da Kendi gayet istedikleri nezih gibi, bir. istedikleri gibi müzikal olarak horon, ne isterse, kendi cazları varsa, orkestrası varsa gelebilirler, çalabilirler. Evet. Gönül rahatlığıyla eğlenebiliriz. Evet, biraz da sizi tanıyalım. Merhaba, ben Yusuf. Reis Teknesi'nin işletmecisiyim. Gelen müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz kendi ailecek. Kenan amcam benim, yani baba yarım gibidir. Onunla beraber en iyi şekilde müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Ne zamandır var bu işletmemiz? Yaklaşık 2014'te açıldı ve yani o günden bugüne kadar en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kimlere hitap ediyor peki bu işletme? Ya genelde alkolsüz, genelde ailelere hitap ediyor. Ailecek gelebilirler, akşam çayını, kahveni içebilirler, balık ekmeğini yiyebilirler. Balığın dışında şey gözleme tarzında böyle ev yemeklerimiz var, kahvaltımız var. Öyle yani genelde ailelere hitap ediyor. Büyük gruplar için mesela teknede atıyorum 20-30 kişi mesela teknede kahvaltı için çıkabiliyorlar. Ama genelde ağırlığımız aileler. Biraz kahvaltımızdan bahsetmek istiyorum. Kahvaltıda yani nasıl diyeyim, ev kahvaltısı tarzında veriyoruz. Yani örnek veriyorum, hani genelde biz kahvaltı dediğinde birazcık ekmek bandırmamız gereken bir kahvaltı olması gerekiyor. Yani Söyle. ağırlığımız buna göre, yani evde yapılma kahvaltı. İşte hani bir tane üründen 7-8 çeşit değil de en kalitelisinden bir tane olacak. Hem de herhangi bir öyle dışarıdan alma değil. Kendi evimizde kendimizin yaptığı reçelleri kullanıyoruz. Zaten gelen misafirlerimiz gelince de tatlarından anlayacaklardır. Benim de burada kahvaltıyı tatma şansım oldu. Kahvaltı muhteşem. O Teşekkür ederim. çilek reçelini, şeftali reçelini yediğiniz zaman mis gibi kokuyor. Domatesler bahçeden, yani sormam bile gerek yok. Yediğim zaman onun organik olduğunu, evimde yaptığım kahvaltının neredeyse aynısı, hatta daha iyisi
Çünkü yetiştiremediğimiz için evet. Daha iyisi olduğunu damak tadınızda zaten muhteşem bir şekilde anlaşılıyor. Akşam yememizden bahsedelim biraz da. Akşam genelde aileler ızgara olarak çupra levreğimiz var. Şimdi yeni deniz ürünlerimiz gelmek üzere. Onlardan işte kendi bahçemizde kabak yetiştiriyoruz. Onlardan kabak tatlısı yapıyoruz. İrmik tatlısı bunları ikram ediyoruz müşterilerimize. Öyle yani. Evet.